etmiyoruz. Işığın dalga boyu değişmiş. Bu da göze renk olarak gelmiş. İşte Nuh, Eyüp, Yusuf, değil mi? Bir bakıyorsun öteki sabır renginde. Öteki işte Yusuf'a ne diyelim, rüyaların ilmi ona verilmiş. Peygamberlerin mizaçları farklı olduğu gibi gönderildikleri ümmetlerin ve çağların tabiatları da farklıdır. Ey mübarekler. Peygamberimiz 15 yüzyıl önce geldi. Aynı toplum mu? Bütün dünyada insanlık değişti. Madem her topluma o dönemlerde peygamber geldi ve peygamberimizle bu iş bittiyse anlasana. Yeni bir başlangıç başladı insanlık tarihinde artık. Peygamberler gelmeyecek çünkü bilinç yükseldi. Artık insan aklı gelişecek. Ondan sonra biliyorsunuz Orta Çağ'da devrimler oldu, üniversiteler açılmaya başlandı, bilim ilerlemeye başladı. Klasik dinden çıkacağız o zaman, değil mi? Öyle. Yani şu anda anladığımız o peygamber olmayacak, klasikleşmiş dinden de çıkmış olacağız. Bak, din dediğimizde Arif için din yoktur dediğinde bütün bunlara saygı sonsuz olacak. Ve onların hikayelerini ve hizmetlerini çok daha iyi anladığını fark edeceksin. Ama kendi çağının gereklerini de yapacaksın. O yüzden Mevlana, İbn Arabi dediğin zaman kendi çağlarında yeniden, kendi çağlarının Ahmet'i olmuşlardır onlar ya. Mevlana ne dedi? Bugün Ahmet benim ama dünkü Ahmet değil. Ahmet ne? Peygamberi neyini kastediyor? Bilinç olarak diyeyim. Çünkü dünyaya inmeden önceki adı Ahmet. Dünyaya indikten sonraki adı Muhammed. Oradaki bilince Ahmet diyor. Bugün diyor o Ahmet benimle yeryüzüne indi. Onu İbn Arabi de diyor. Demek ki bu inişler var. O ruh, o Ahmet iniyor yeryüzüne. Yeniliyor. Ve senin anladığın gibi anlamak zorunda değil. Niye bana 1500 yıl önceki hikayeyle, kılık kıyafetle, sakalla, gümüş yüzükle, iki kadının şahitliğiyle geliyorsun? Benim zekam senden çok üstün. Kusura bakma. Ben senin inandığın o şeylere inanamam. Senin kabul ettiğin şeylere kabul edemem ama seni zorlayamam, gel profesörlük yap diye. Senin ilkokulda kalmanı kabul edebilirim, sana saygı duyarım. İsteğin odur, kapasiten odur, sana saygı duyarım. Ama sen beni zorlayamazsın, o profesörlükten in. Benim ilkokuluma kaydol diye. Hakkın yok. Senin zekan kapasiten o kadar diye. Sen şu kadarcık bir bardaksın. Ben Atlas Okyanusu'yum. Beni bu bardağa sığmaya zorlayamazsın. Sen kendine bak, sen kendini nerede görüyorsun? Nerede görüyorsun? O zaman ona talip olacaksın. Bak, camiler artık durmadan cumaları kadınlara da sohbet açtılar. Televizyonlar da var, internette var. Sen oradaki sohbetleri dinleyeceksin. Her sınıfa öğretmen lazım. Bana diyorsa ki bir kişi, bunun derinliği lazım. Kardeşim, ben denizin dibine dalıp mercanları göreceğim, incileri çıkaracağım diyorsa o benim sohbetimi dinleyecek. Benim sözlerim de ağır gelecek putlarını çünkü kökten keseceğim. Ben diyorum ki senin dinin senin putundur. Ve bugün senin yükselmenin önündeki en büyük engel senin dinindir. Bunu söylüyorum. Ama hakikate talibim, hak ve hakikatle beraber. Hani böyle kafalarına göre kimse de uydurmasın. Evet, farklı ümmetlere ve çağlara gönderilen peygamberleri Ref'i ismi farklı tecelli etmiştir. Bakara 253'te söz konusu elçilerden bazılarına üstün kıldık. Onlardan kimisiyle Allah konuşmuş, kimisine de yüce mertebeleri yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya da hakikatin apaçık belgelerini verdik ve onu mukaddes ruh ile destekledik. Bak, Allah burada peygamberlerin derecelerini söyledi.
Kur'an peygamberleri imana dair iki hususun altına çizer. Bakara suresi 285'te peygamberler arasında ayrım yapmak yasaktır. Onun elçilerinin arasından hiçbirinin arasını ayırt etmeyiz. 2. Peygamberlerin aynı türe ait farklı yanları olan meslektaşlar olduğunu biliriz. Doktorlar, kimi kulak burun boğazcı, kimi nörolog, ama hepsi doktor, hepsi profesör, değil mi? Ümmetlerinin ihtiyacı neyse ona yönelik peygamberler gelmiş. Mesela Hazreti İbrahim için Allah'ın dostu Halilullah ifadesi kullanılmıştır. Ref'i isminin Hazreti İbrahim'deki tecellisi dostluk şeklinde olmuştur arkadaşlar. Buradan diğer peygamberlerin Allah'ın dostu olmadığı anlamı çıkmaz. Ama Hazreti İbrahim'de bu baskın bir vasıf olmuş. Bütün peygamberler Allah'ın dostu olmuş. Ama Hazreti İbrahim'in en karakteristik özelliği ne olmuş? Allah'ın dostu olması. Allah onu yükseltirken, derecelendirirken hangi makamı uygun görmüş? Dostluk makamını uygun görmüş. Hazreti Musa Allah'ın özel konuşmasına kellem Allah muhatap olmuştur. Bu Allah'ın diğer peygamberlerle konuşmadığı anlamına gelmez. Hazreti İsa ondan bir ruh olarak nitelendirilmiştir. Hazreti Muhammed yüce mertebelere çıkartılmıştır. Miraç'ta değil mi? İsra. Refi olan Allah müminleri de yükseltir. Şimdi buradaki yine klasik metinde müminleri diyor. Allah dilediğini yükseltir. Sen mümin deyince illa namaz kılan, örtüye giren, sakal bırakan, gümüş yüzük takan anlıyorsun. Ben de sana diyorum ki Allah'ın bununla ne işi var yani? Sen belki de Allah için mümin Antarktika'da yaşayan bir Eskimo. Sen nereden biliyorsun? Allah'ı idrak etmiş, kavramış, adına Allah dememiş de Yaradanım demiş. Bütün bu kozmosun sahibi demiş. Veya Eskimo dilinde bir şey söylemiş. Ama idrak etmiş, hissetmiş. Evet. 58'de 11. Allah içinizden tam inanan ve ilim sahibi olanları kat be kat yüceltecektir. Zira Allah yapıp ettiklerinizden tümüyle haberdardır. Bak şimdi Allah içinizden tam inanan. Neye inanan? Tamam ama ilk bunu kim bildiriyor ona? Allah bildiriyor yine kendine. Peygamberden de bize. Tamam. Diyor ki burada peygamberin dediğine inanırsanız. Peki peygamberin dediğine inanıp ne yapacaklar? İnanmalarını mı istiyor Allah? Yani inanmaktan kastı ne Allah'ın? Anlamak mı? Yaşamak. Değerler eğitimi. Peygamberin yapmak istediği Arapça Kur'an okuma yarışması mı? Şiir yarışması mı? İnsan olma değerlerini kendinde. Ahlak. Güzel ahlak. Güzel ahlak. Ya o zaman içinizden tam inanan, bunun hem en derinine indiğin zaman tam inanan, layıkıyla bütün bu konuşulanları yerine getiren, seven, affeden, haramdan uzak duran, paylaşan, hoş gören, eşittir inanan. Böyle anlayacağız. Yoksa şimdikilerin anladığı gibi, oh namazımı kıldım, dedikoduma kaldığım yerden devam edeyim. Haram yemeye devam edeyim, ihale takip etmeye devam edeyim, hayırlı cumalar, iyi akşamlar filan. Sonunda bu hale geldi. Çok düşünmek gerekmiyor mu? Çok düşünmek gerekiyor değil mi? Niye böyle oldu diye. Evet. Devam ediyor ve ilim sahibi olanları kat be kat yüceltecektir. Zira Allah yapıp ettiklerinizden tümüyle haberdardır. 58'e 11. Allah Kur'an'da peygamberler arasında tefrik, ayrım yapmayı yasaklar. Fakat
onlar arasındaki derece farkına dikkat çeker. Her birinin farklı üstünlüklere sahip olduğunu beyan eder. Bu nedenle sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hadisinin uydurma olduğu açıktır. Hem peygamberlerin arasında ayırt etmeyeceğiz. Sonra da sen olmasaydın üstünlük vermiş olacaksın. Kur'an'ın ruhuna aykırı yani. Kur'an'ın ruhuna aykırı. Evet. Hazreti İsa'nın yükseltilmesinden de bahsedelim, ref edilmesi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Meryem ve Hazreti Muhammed'in yükseltileceğini buyuran Allah'ın kelamı onları göğe çekip orada yaşatmak olarak anlaşılmazken söz Hazreti İdris'e bilhassa da Hazreti İsa'nın yükseltilmesine gelince göğe çekip orada yaşatmak şeklinde anlaşılmakta. Halbuki peygamberin göğe yükselmesi miracı var. Değil mi? Hazreti İbrahim'in var. Ama onu öyle anlamıyorlar. Fakat söz konusu İdris'e ve İsa'ya gelince öyle anlaşılıyor. Hazreti İdris çıktığı gökte kendi haline bırakılmış. Yani devamı yok tefsirlerde. Çıktı kaldı. Hazreti İsa daha sonra gökten yeryüzüne indirilmekte. Ahir zamanda hani inecek diye tefsirlere ekleniyor. Ali İmran 55'te. O zaman Allah ey İsa demişti. Seni vefat ettiren benim. E bitti artık, neyi tartışıyorsun burada? Ve seni katıma yükseltenim. Ve ben seni küfreden kimselerden arındıranım. Sana tabi olanları kıyamet günü inkar edenlere üstün kılanım. En sonunda hepinizin dönüşü bana olacak. İşte o zaman anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda ben hüküm vereceğim. Hani İsa Allah'ın oğlu muydu? Tanrı mıydı? O muydu? Bu muydu? Her şey diyor kıyamet günü netleşecek. Ama ne diyor Allah burada? Ey İsa demişti, seni vefat ettiren benim. Demek ki öyle göğe yükselme falan yok. Tamam? Burada söylenmiş. Seni vefat ettiren benim ne demektir? Senin ruhunu kabzeden, seni öldürdüğünü iddia eden Yahudiler değil, benim demektir. Çarmıha geldiklerini de söylüyorlar ya. Seni vefat ettireceğim ile seni katıma yükselteceğim ibarelerinin sıralarını değiştiriyorlar ayette. Önce Allah seni vefat ettireceğim diyor. Sonra seni katıma yükselteceğim. Ama seni katıma yükselteceğim, seni vefat ettireceğim diye sırayı değiştirince İsa ölmedi, göğe yükseldi. Ahir zamanda da geri gelecek diyorlar. 2. Vefat kelimesinin anlamı ölüm iken bu kelimeye uyku anlamını veriyorlar. Seni şimdi uyutuyoruz. Oysa Kur'an hiç kimseye ölümsüzlük bahşetmediğini açıkça söylüyor. Bir defa hüvel baki ya. Hüvel baki. Nisa 158. Hazreti İsa'yı yükselttiğini söyleyen ayet Aziz ve Hakim isimleriyle biter. Bilakis Allah İsa'yı kendine yükseltir ve Allah her daim azizdir, hakimdir. Önceki evet bakayım. Tamam. Refi olan Allah'ın tecellilerinden biri de insanları birbirinden farklı kılmaktır. Bu farklılık iki boyutludur. Bir, doğuştan gelen, yaratılıştan gelen, herkesin kabiliyeti, kapasitesi, değil mi? Ne kadar birbirinden farklı. Kimisi müziğe yatkın, kimisi matematiğe yatkın, kimisi edebiyata falan filan. Bu dereceler, işte aramızdaki dereceler. İki, bununla ilgili Zuhuf 32. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz paylaştırdık. Ve onlara kimine derecelerle üstün kıldık. Refi'yi Allah burada kullanıyor. Kıldık ki bazısı bazısını tutup çalıştırsın. İşte birisini fabrikatör yapıyor. Müdürler, işçiler. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiği her şeyden daha değerlidir.
Yani bunu bile dereceler haline getiren benim diyor. Hiyerarşiyi yaratan benim diyor. Refi ismiyle alakalı bu. Bu anlaşıldı değil mi? Refi ismi. Zuhruf 31'de ve dediler ki şu Kur'an iki kent içinden büyük bir adama indirilmesi gerekmez miydi? Şey işte kim? Velid bin Muare. Ve cevaben 32'de Allah diyor ki bakayım kime cevaben demişim. Cevaben 32'ye Zuhruf tamam. Onların böyle demesine karşılık Allah Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık ayetine cevap olarak veriyor. Yani niye Velid bin Muari'ye gelmedi? Allah da diyor ki rızkı veren benim. Birinizi diğerlerine üstün kıldım. Diğerleri de onun emrinde çalışsınlar diye. İkincisi sonradan gelen farklılık. Birisi yetenekli ama çalışıyor Beethoven oluyor. Birisi yetenekli ama tarlada şarkı söylüyor. Yani ikinci derecede etkili olacak olan ne olacak bu defa? Gelen yeteneğin üzerine çabalamak. Birincisi doğuştan, ikincisi de üzerine çabalayarak elde edip işte bir Zeki Müren olmak değil mi? Bu kadar emek var öyle durduğu yerde mi? Yani mutfakta şarkı söylerken bir Zeki Müren oldu. En'am 165. Çünkü o sizi yeryüzünde mirasçı kılmış ve bahşettiği nimetlerle sizi sınamak için bir kısmınızı diğerlerinizden derecelerle üstün kılmıştır. Bir insanın makam sahibi olması, şöhret sahibi olması, para sahibi olması, işletme sahibi olması, yönetim sahibi olmasının ardındaki amaç neymiş? Evet. Farklı kılıyor. Refi orada tecelli ediyor ama maksadı ne Allah'ın? Rol model olması da önemli. Denemek imtihan ediyor. Azacak mı? Ne yapacak? Ne yapacak? Allah'tan mı bilecek bunları? Yoksa kuduracak mı? Sapıtacak mı? Örnekleri dolu. Kuşkusuz Rabbin karşılık vermede çok seridir. Fakat bununla birlikte o gerçekten çok bağışlayıcıdır. Sonsuz merhamet sahibidir. Yani siz bu imtihanlarda o kadar çok hatalar yapıyorsunuz ki Allah size hemen karşılık verebilir. Yaptığınız hatalara karşılık. Ama 16 yıl bekler. Bakalım inşallah diyorum Rabbimin sabrı taşmıştır. Allah'ın sabrı taşmaz da müntekim esması devreye girer. Yani haddinin bildirilmesi gerekir. Çünkü bak ne diyor? Allah çok bağışlayıcıdır. Hep fırsat verir. Vakit verir. Tövbe edilsin diye. Anlaşılsın diye. Kaç kere öteki geldi darbe yaptı. Öteki geldi bilmem ne yaptı. İşte yaptığınız şeyler ortada. Sade o değil ki halkın da sınavı büyük. O seçenek. Evet. Biz de sabırla sınanıyoruz. İşte aynen öyle. Şimdi ama ne diyor Allah? Bir yerde diyor müntekim esması da devreye girer. Araf 176'da dileseydik onu o ayetlerle yüceltirdik. Ama o yere saplandı. İyileti arzularına uydu. Bak demek ki birisine Allah ayetler dediği böyle Kur'an gibi ayet değil. Birisine bir ilim vermiş belli. Dileseydik onu o ayetlerle yüceltirdik ama o yere saplandı iğreti arzularına uydu. Belli ki birisine bir ilim gelmiş, hikmet gelmiş. Fakat o onunla yükselmek yerine bu nefsine yenik düşmüş. Ve bununla dünyalık elde etmeye kalkmış. Dünyada güç, şöhret, para elde etmeye kalkmış. Kim bu? Velid bin Muare. Aha. Onun durumu şu köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan dilini sarkıtarak solur. Kendi haline bıraksan dilini sarkıtarak solur. Kur'an'da böyle anlatıyor Allah. Yani ne bu? Saldıracak yer arar. Kavga çıkarmaya bahane arar. Ayetlerimizi yalanlayan toplumun örneği işte budur. Biz bu muyuz? Bu hikayeyi anlat ki düşünüp taşınabilsinler.
Şu anda biz bu muyuz? Üzerine gitsen üzerine saldıracak gibiler. Kendin haline bıraksan gelip senin üzerine saldırıyorlar. Bu muyuz? Aynısı. Allah tanımladı mı? Ya. Konuşmaya korkuyorsun. Ya. Ya ama Allah tanımladı. Bu hikayeyi anlat ki düşünüp taşınsınlar. Nur suresi 36-37. İçlerinde yalnız kendi ismi anılsın diye Allah'ın yükseltilmelerine izin verdiği evlerde onun kudret ve yüceliğini sabah akşam dile getiren öyle kimseler vardır ki bunları ne ticaret ne de kazanma hırsı Allah'ı anmaktan, salatta devamlı ve duyarlı olmaktan, arınmak için verilmesi gerekeni vermekten alıkoyabilir. Böyleleri kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Bu ayetten bu ibadet evlerinde ancak bazı insanların umulan manevi amacı yönünde bilinçli ve duyarlı olduklarını, çoğunluğunun adet ve alışkanlık seviyesinde buralara girip çıktıklarını ima etmiş Allah. Bak ayet ne diyor? İçlerinde yalnız kendi ismi anılsın diye Allah'ın yükseltilmelerine izin verdiği evlerde onun kudret ve yüceliğini sabah akşam dile getiren öyle kimseler vardır ki bunları ne ticaret ne de kazanma hırsı Allah'ı anmaktan, salatta devamlı ve duyarlı olmaktan, arınmak için verilmesi gerekeni vermekten alıkoyabilir. Demek ki o evlere, bu evler mescit olur, cami olur, tekke olur, neyse Allah'ın adının anılması. Ne anlıyoruz buradan? Herkes oraya Allah'ın adını anmak için gelmiyor. Ne diyor Allah? Onları ne ticaret ne de kazanma hırsı alıkoyabilir. Bunu yaşıyor muyuz? Evet. Ya. Cennet, cehennem dedik tabakalar halinde. Bu Refi isminin özelliği Allah'ın her şeyi tabakalar halinde yaratması, maddi ve manevi. Ve tabakalar halinde bir sünnete bağlı bir şekilde bu tabakalardan seni geçirmesi, yükseltmesi ve dilediğini yükseltmesi. O zaman eğer ben Allah'tan yüksek makamlar istiyorsam, aydınlanma istiyorsam hangi ismi kullanmam gerekiyor? Refi. Refi ismini. Evet. Allah'ım bana ve evlatlarıma, zürriyetime, sevdiklerime katından yüksek makamlar nasip eyle. Refi olan sensin. Bu tabakalardan geçirecek olan sensin. Bunu insanın gücü hayatta yetmez yapmaya. O güç verir, irade verir, yolu gösterir. Ve ancak biz bu işi Allah'la başarabiliriz. Nerede Refi ismi tecelli ederse, tabakalar halinde Allah orada yükseltir de, indirir de. O yüzden dikkatli olmak lazım. Cehennem de tabakalar halinde çünkü. Allah'ımıza bütün kalbimizin en derininden dua ediyoruz ki yüce dostun makamını layık görsün. O makama layık gördüklerinin sevgisini kalbimize versin. Bizi onlara sevdirsin. Dünya hayatındayken onlarla beraber olmanın tadına vardırsın inşallah. Bizi de evlatlarımızı da. Amin.